Türkiye'de hiçbir siyasi yapılanmanın Türkiye'nin yarınındaki ekonomiye dair makul, mantıklı ve geçerli bir çözüm üretebildiğini düşünmüyorum. Bir kere Türkiye'de vergi politikasına ciddi adımlar atmamız lazım. Vergi insanımızın sırtında büyük bir yük. İki örnekle, bir işveren cephesinden buna bakalım, bir de işçi cephesinden. Birincisi, işveren maaş ödüyor. Örnek veriyorum, asgari ücret veriyor. 5500 lira asgari ücret, işte bugünün rakamıyla 2000-2500 liraya yakında bir bunun stopajı SGK'sı vergisini ödüyor. Ve 7-8 bin lira bir işçi maliyeti ortaya çıkıyor işveren için. İşveren bunu ödüyor. Asgari ücretli hiçbir tercihi olmadan 8 bin lira brüt maaşı varken eline 5500 lira para geçiyor. Yani devlet asgari ücretliden asgari ücretlinin çalıştığı kadar para kazanıyor. Niye bu vergiyi alıyoruz? Yani bu ekonomide bir yük ve insanımız böyle şartlarda geçinemiyor. Yarın asgari ücreti artıracaksınız. Artırdığınızda ekonomiyi daha da darbeye maruz bırakacaksınız. Bir darbe daha vuracaksınız. Böyle bir sistem yürüyor. Biz diyoruz ya, bu vergilerden bir arınalım. Gelişmiş ülkelerin hiçbirinde bu kadar vergi yok. Bu işçi çerçevesinden. Yani bu vergi olmasa bizim şu anda Türkiye'deki en düşük asgari ücretimiz zaten 8 bin lira oluyor. Hiç artışa gitmenize gerek yok. Bir vergiyle bunu yapabiliyorsunuz. Bir taraftan işveren cephesinden baktığımızda, işveren 100 liralık bir katma değer ürettiğinde, bir iş ürettiğinde bunun neredeyse Türkiye'de ortalama 40-45 lirasını vergiye ödüyor. KDV ödüyor, gelir vergisi ödüyor, stopaj ödüyor, bilmem ne ödüyor. Ödüyor da ödüyor. Sürekli vergilerle boğulan bir hem işveren hem işçi sınıfı var ve toplumun tamamı bunda muhatap oluyor. Şimdi vergileri bir kere çağdaş bir seviyeye getirmemiz lazım. Bizim ilk hedeflerimizden biri Türkiye'de vergileri bir düşürmek. Şu anda toplamda %40'lara 45'lere varan vergiyi kafadan %20'lere düşürmemiz lazım. Yani devletin buradan 40 değil 20 kadar alması lazım ve iktidar olabilirsek bu süreçte bunu 2 yıl içinde maksimum 10'lara kadar düşürmek. Çünkü çağdaş dünyada bu böyle. Vergiyle dönen bir devlet olmaz. Vergi bizim için temel politikalar oluşturmak adına bütçede bir gelir olabilir ama bütün yükü alıp vatandaşın sırtına yüklemek gibi bir durum olmaması lazım.